Bu videoda birkaç test çözdükten sonra ilk oynanabilir oyunu yapacağız. Ders 2'ye giriyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Konu 14. Her kodu ilgili harf ile eşleştirmek için anahtarı kullan. Burada 4 tane harf vermiş. Harfleri 8 kare ile eşleştirmiş. Bu karelerden bazıları açık renk, bazıları da koyu renk. Açık ve koyu renklerin arka arkaya gelmesiyle bir kod oluşturmuş ve bunu bir harfle eşleştirmiş. Bilgisayarda da aslında harflerin karşılığı 8, 0 ve 1'den oluşmaktadır. Yani elektrik var ve yok. Bakalım burada biz de STN'yi yapalım. N harfi demiş. Hangisiyle eşleşiyor? Burada bakalım N harfiye. İkinci grubunda ilk üçü aydınlık. İkinci ve diğer grubunda ilk üçü N harfi. Bakalım ikincisi O harfi. İkinci ve son dördü. İkinci ve son dördü. P harfi. İkinci, dördüncü aydınlık. İkinci, dördüncü ve sonuncu da Q harfi olacak. Harflerin 8 1 sıfırdan oluşmasını bilmemiz programlamada şu anda kullanılan bizim kullanabileceğimiz bir şey, bir bilgi değil. Ama burada bir test de vermiş. Biz de çözdük. Şimdi ikinci etkinliğe bakalım. Buradaki resmi hangi program yapmıştır? Şu işaret karalamaydı. Buradan başlıyor. Yıldızın olduğu noktadan başlıyor. Demek ki şöyle yapalım. Şununla başlarsan ilk karalamış. İki kere ileri gitmiş. Bir, iki kere ileri gitmiş, karalamış, burayı karalamış, iki kere aşağı inmiş, karalamış, iki kere aşağı inmiş, karalamış, iki kere geri gelmiş, karalamış şeklinde. İkinci şıkta bu kareyi, buradaki karalamayı doğru şekilde yapan algoritma. Bakalım öbürlerinde ne yanlış. Mesela şunda bir ileri gidip karalamış. Şurası karalanıyor. Bu bizim için uygun değil. Burada da bir ileri bir aşağı inip karalamış. Ortadakini karalamış. Bu da demek ki bu algoritmada bu şekli oluşturan algoritma değil. Beşinci konuya geçti. Bu da bir test. Burada bir insanın duruşuyla bazı şekiller eşleştirilmiş ve bize verilen şekil gruplarına karşılık gelen insan duruş gruplarını hangisi olduğunu soruyor. Mesela nedir? Yıldız. 3 tane yıldız bir araya gelmiş. Bununla eşleşen resim bu olduğu için biz de burada 3 tane bu resmi yan yana arayacağız. Burada ne var? Ortasındaki şu resimmiş. Yani İki tane bu resim, ortada da bu resim olacak. Bu ne? Böyle en baştaki bu, ikincisi yıldız, üçüncüsü kare. En sonuncusu da iki tane kare, iki tane kare ve bir tane daire.
Evet. Videonun başında da söylediğimiz gibi bu videoda ilk oyunu yapacağız. Bu konuda yavaş yavaş adım adım etkinlik etkinlik ilerleyerek oyun gittikçe daha oynanabilir ve karmaşık hale gelecek. Evet, bu bir floppy oyunu. Bizden bir floppy oyunu yapmamızı istiyor. Burada ön izleme alanında oyunu oynayabileceğiz. Burada bizim kullanmamız için şu an iki tane kod bloğu vermiş. Kanat çırpmak ve kanat sesi çıkarmak. İstersek başka ses de seçebiliyoruz. Burada farklılıklardan bir tanesi de çalışma alanında çalıştığı zaman olayı yerine tıklandığı zaman olayı eklenmiş. Yani çalıştığı zaman bir şey olmuyor. Tıklandığı zaman bizim yazdığımız kodlar tıklandığı zaman çalışacak. Tekrar başlatalım. Evet, bizden istenen iki kod zaten. Tıklandığı zaman kanat çırp ve kanat sesi çıkar. Çalıştırıyorum. Evet. Bu kod sağ tarafta çalışma alanına eklediğim kod. Ekranı her tıkladığımda çalışıyor. Daha önceki etkinliklerde çalıştır butonuna bastığımızda yazdığımız algoritma bir kere çalışıp sonlanıyordu. O işi yapıyor ya da yanlış yaptıysak yapmıyordu. Burada olay değişmişti. Tıklandığı zaman, yani her ekran tıkladığımda bu kod çalışıyor. Devam edelim şimdi. Bu bilgiyi öğrendikten sonra şimdi zemin ekledik diyor. Floppy yere çarptığında oyunun sonlanması için gerekli kodu zemine çarptığında bloğuna ilave edin. Evet, şimdi neydi bir önceki etkinlikte? Tıklandığı zaman vardı. Tıklandığı zaman ne oluyordu? Kanat çırpıyordu. Şimdi buraya bir event daha gelmiş. Yazılımda bunların karşılığı event, olay. Yani bir iş olduğu zaman şu kodu çalıştır anlamında. Ne bu? Olay yere çarptığında. Şimdi tıkladığım zaman bu kod çalışıyor. Kuş eğer kanat çırpmayı bırakırsam yere çarparsa yere çarptığında da buradaki kod çalışacak. Yazalım yere çarptığında oyunu bitir. Ve üzgün sesi çıkar. Ezilme sesi çalabilir. Bakalım. Evet, yere çarpma sesi gibi bu. Yine şuraya da kanat sesi çıkartalım bakalım. Çalıştırayım. Ne oluyor? Kanat çırpışıkça havada duruyorum. Bıraktığımda yere düşüyor ve oyunun bitme sesinden, etkinliğin bitme sesinden oyuna eklediğimiz bitme sesini duyamadık. O şekilde düştüğü zaman oradaki olay çalıştı ve oyunu bitirdi. Çalıştığında bloğu oyun başladığında kodlarınızın çalışmasını sağlar. Seviye hızını ayarlamayı ve hedeflere doğru kanat çırpmayı deneyin. Tamam. Şimdi tıklandığı zaman olayının yanında çalıştığı zaman da eklenmiş. Çalıştığı zaman neydi? Çalıştır butonuna bastığım zaman bir kere çalışıyor. Buraya bir kere çalışacak bir algoritma yazacağım. Buraya da her kanat çırptığımda çalışacak algoritmayı yazacağım. Ne eklemiş bana blok, kod bloklarında kullanmam için? Çalıştığı zaman hızı normal olarak ayarla. Bakalım. Bu arada tıklandığı zaman kanat çırpın altına da kanat sesi koymadık. Onu eklemediğimiz için artık kanat sesi çırpamayacak. Hız normal ayarladığımız için kuş normal bir hızda ilerlemeye başladı oyun başladığında ve o hızda devam ediyordu.
Şimdi dördüncü etkinlikte çarpışma için koz yazmadığı sürece engellerin içeceğin uçacaktır. Evet. Eğer bir kod yazmazsak öyle bir iş olmaz. Bir engel olabilir ekranda ama eğer ona çarptığım zaman oyunun biteceğini, işte bu tür kodları eklemezsem oyun bitmiyor. Bir engele çarptığı zaman bloğunu ekleme yapınız. Oyunun bitmesi için ilk borları çarptığında oyunu bitir bloğunu kullanmanız gerekmektedir. Bakalım. Şimdi burada 3 tane olay vermiş. Ne? Çalıştığı zaman ne oluyordu? Normal hızda ilerliyor kuş. Bu hızı ayarlıyor ilk başta. Tıklandığı zaman kanat çırpıyor. Ve bir engele çarptığı zaman. Şimdi hiçbir kod yazmazsam bir engele çarptığı zaman olayının içine ne olur? Bakalım ilerleyelim. Engeller var mesela. Üstten geçeyim. Kullanmamız gereken bloğu henüz kullanmadınız. Evet, benden istediği kod bloğu oyunu bitirmemi istediği için bir engele çarptığımda etkinliği geçemedim. Şeyi göremedik. Ama içinden geçiyor. Bakın şimdi bitir dedim. Hadi çarptı ve bitti. Geçtik bu etkinliği. Bizden istenen buydu. Bu olayın altına çarptığında olacak işler için kod yazdığımızda ne oldu? Çarptık ve oyunu bitirdi. 5. etkinliğe bakalım. Bir sayı tahtası yapalım ve Flappy bir engeli açtığında puan kazansın. Oyunlarda puan, bütün oyunlarda hemen hemen puan vardır. Puan için daha ileri gitmeye çalışırız. Engel geçildiği zaman bloğuna gerekli eklemeyi yapın ve ilk boruları geçince Flappy puan kazansın. Tamam. Şimdi burada da bir engele ne var? Çalıştığı zaman ve tıklandığı zaman var. Engel geçildiği zaman var. Engele çarpıldığı zaman yok. Engele çarpıldığı zaman oyun bitiyordu. Burada mesela o olayı bize vermemiş. Sadece engel geçildiği zaman ne olsun? Puan kazan. Ve bir de puan kazanma sesi çıkaralım. Şu şekilde. Çalıştıralım. Engele çarptığı zaman oyun bitme komutu olmadığı için engelin arasından da geçsem, içinden de geçsem oyun bitmeyecek. Öyle bir kod yazmadığımız için her şekilde puan kazanacaktım. İlk puanı kazandığım zaman etkinliği sonlandırdı. Bakalım Flappy kısa veya uzun kanat çırpışlarında puan kazanabilecek misin? Tıklandığı zaman kanat çırp komutunu eklememiş, ekleyelim. Burada kanat çırp ama ne kadar bir mesafe? Kanat çırptığı zaman yukarıya doğru gidiyor. Çok kısa bir mesafe de gidebilir. Çok uzun bir mesafe de gidebilir. Bir kere kanat çırptığında ya da rastgele bir mesafe gitsin. Yani tıkladığı zaman, ekrana tıkladığımda çok kısa bir mesafede, çok uzun bir mesafede gidebilir ama bunu ben bilmiyorum. Bunu bilgisayar rastgele olarak seçecek. Aradakileri de seçebilir. Bakalım. Mesela çok gitti mesela. Az gitti, çok gitti. Kendi seçtiği bir oranda farklılık gösteriyor yükselmesi. Bir sonraki sefere çalıştığında bloğuna gerekli eklemeyi yapıp manzarayı değiştirmeyi dene. Şimdi burada bütün blokları vermiş. Event olayları. Çalıştığı zaman var, tıklandığı zaman var, yere çarptığında, bir engele çarptığında ve engel geçildiği zaman
Hepsine de gerekli kodları yazmış. Ses çıkarma kodu hariç yapılacak işleri yazmış. Bizden istediği çalıştığı zaman arka plandaki bu şekli değiştirmemiz. Burada bir kod bloğu gelmiş yeni. Nedir? Sahneyi ayarla. Burada şehrin birkaç tane seçenek vermiş. Bizim şu an gündüz. Şehir gündüz şeklinde. Bilim kurgu diyeceğim. Çalıştıracağım bakalım. Evet, arka plan gördüğünüz gibi değişti. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Görünümleri sadece oyun başlarken değil, istediğin an değiştirebilirsin. Diğer olaylar olduğunda rastgele görünümler ayarlamaya çalış. Mesela bir engel geçince. Şimdi burada daha önce çalıştığı zaman kod bloğuna eklediğimiz için ayarlayı. Ne oldu? Burayı çalıştırdığımız zaman bir kere çalıştı bu. Ama sürekli çalışan bir event. Mesela bir engel geçildiğinde bu kod sürekli çalışıyor. Her engel geçildiğinde sürekli çalışıyor. Eğer bu kodu oraya eklersem rastgele diyelim. Çünkü eğer herhangi birini seçersek tekrar çalışsa da yine bir değişiklik olmaz. Aynı yer seçili olduğu için. Rastgele dediğim zaman çalıştır. Yeniden başlat. Tabii bir engele çarpmamaya da dikkat etmem lazım. Yoksa oyun biter. Eğer çarparsam o kodu değiştireceğim. Bakalım bu engeli geçtim. Geçtim ve değişti. Kapatacağım. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Bir cisme vurduğun zaman engellere çarpıp oyun bittiğinde karışıklık oluşmaması için skoru sıfır yap. Bir cisme vurduğunda bir engele çarptığın zaman diyor. Bir engele çarptığında oyun biterse karışıklık olmaması için skoru sıfır olarak ayarla. Şimdi tabii şöyle. Şimdi bir engele çarptığında oyunu bitir komutu var burada normalde. Oyunu bitiriyoruz. O yüzden oynamak biraz zor oluyordu. Engele çarptığında oyunu bitirmeyelim. Skoru sıfır olarak ayarlayalım. Yere çarptığında oyun bitiyor. Engel geçildiği zaman puan kazanıyor. Engel geçildiği zamana yine şu rastgeleyi ekleyelim. Belki bize ikinci, üçüncü bir engeli geçmemize izin verir. Bu ekranın değiştiğini, her engel geçildiğinde tekrardan bu komutun çalıştığını daha iyi görürüz diye. Bakalım çalıştıralım. Bakın engele çarpsam da ne oluyor? Geçiyorum yine. Ama çarptığım zaman engel geçildiği zaman komutu işlenmiyor. Çünkü niye? Ben doğru bir şekilde geçmiyorum engeli ve arka plan değişmiyor bak. Ama eğer arasından geçersem değişiyor. Değişiyor çünkü engel geçildiği zaman olayı tetiklenmiş oluyor doğru bir şekilde. Bir engele çarptığı zaman da olayında da oyunu bitir demediğim için rahat bir şekilde ilerleyebildim. Evet, kendi flop'u oyununuzu oluşturun. Tüm görünümü ve kuralları hatta yer çekimini değiştirebilirsiniz. Bitirdiğinizde bitir düğmesine tıklayıp arkadaşlarınızla oyununuzu telefonlarda denemelerine izin verin. Burada yazdığımız komutların çalışmasını görüntüleyeceğimiz
Bir ön izleme ekranı var. İkinci alanda kullanabileceğimiz kod blokları var. Ve üçüncü alanda da kod bloklarını arka arkaya dizip algoritmalar oluşturacağımız bir çalışma alanı mevcut. Algoritmaları oluşturduktan sonra çalıştıra basarak yazdığımız kodları ön izleme ekranında oyunu nasıl yönlendirdiğine bakabiliriz. Şu anda hiçbir komut yazmadığımız için çalıştıra bastığımda hiçbir şey olmuyor, hiçbir işlem gerçekleşmiyor. Yeniden başlatıyorum. Evet, burada kullanabileceğim kod blokları var. Kod blokları çalışma alanına sürükleyip çalışmasını istediğim yere yapıştırdığım zaman bu işlemleri yapacak olan kod blokları neler var? Normal hızda kanat çırp. Bu nesnenin normal hızda kanat çırpma komutu. Hemen hızlıca diğer komutlara bakalım. Kanat sesi çıkarma komutu, puan kazanma, oyunu bitirme, oyunun ilerleyiş hızını normal şekilde düzenleme, sahnenin arka planını farklı bir görünüme getirme, oyundaki nesneme şeklini değiştirme, oyunda önüme çıkan engellerin yine görünümlerini değiştirme, zemini değiştirme, geçilecek engellerin arasındaki boşluğu düzenleme, yer çekimi ve skor ayarlama. Şimdi çalışma alanında bu kodları bağlayabileceğim olaylar mevcut. Olaylar kendi başına çalışan bir kod değil ama bir kod bloğunu, bir iş yapan bir kod bloğunu ne zaman çalışmasını istediğimi belirlememi sağlayan bloklardır. Hangi olay bloklarım var burada? Çalıştığı zaman, oyun çalıştığı zaman çalışmasını istediğim programımın, yazdığım algoritmanın yapmasını istediğim kod bloklarını çalıştığı zaman altına ekliyorum. Tıklandığı zaman ekrana tıkladığımda olacak kodları kod bloklarından seçip bunun altına ekliyorum. Diğeri yere çarptığında, yani nesnem yere çarptığında ne olmasını istiyorsam, bir engele çarptığında nesnem herhangi karşısına bir engel çıkıp çarptığında ne olmasını istiyorsam ve engel geçildiği zaman, bir engel geçildiğinde ne olmasını istiyorsam onu da buraya yazıyorum. Şimdi öncelikle oyun çalıştığında nesnemin bir hızda ileriye doğru gitmesini istiyorum. Bakalım, bir kod ekledik, çalıştıralım. Çalıştığı zaman evet bakın nesne ileriye doğru ilerliyor ama başka hiçbir kod olmadığı için başka hiçbir işlem yapmıyor. Yeniden başlatıyorum. Şimdi nesneme ekrana tıklandığı zaman kanat çırpsın. Böylece kuş nesnesi kanat tıklayarak onu yerde ilerlemek yerine yukarıda tutabiliriz. Bakalım, çalıştıralım. Basıyorum. Evet. Tıkladığımda ekrana kuş yukarıya doğru kanat çırpıyor, hareketleniyor. Ama daha başka bir komut yazmadığım için herhangi bir engele çarpmıyor, oyun bitmiyor. Tekrar yeniden başlatalım. Başka komutlar yazmaya devam edelim. Mesela kanat çırptığında kanat sesi çıkarsın. Kanat çırptıktan sonra kanat sesi çıkarsın. Bu olmasını istediğim diğer kodu altına ekliyoruz. Tıklandığı zaman önce ne yapacak? Kanat çırpacak ve kanat sesi çıkartacak. Bakalım yere çarptığında ne olsun? Yere çarptığında oyun bitsin. Bir engele çarptığı zaman oyun bitsin. Bir engel geçtiği zaman puan kazansın.
kaç puan kazansın? Şuradan skor kod bloğuyla diyelim ki 10 puan kazansın. Ve engel geçildiği zaman ses çıkar kod bloğuyla. Puan sesi çıkartalım. Seçtiğim zaman puan sesi çıkartıyor. Oyun bittiği zaman bir ses çıkarsın. Üzgün sesi. Yere çarptığı zaman da düşme sesi çıkarsın. Evet. Şimdi çalıştıralım oyunumuzu. Bakalım. Evet. Kanat çıktığı zaman ses çıkartıyor. Bir nesneye çarptığı zaman, bir engele çarptığında oyun bitiyor ve üzgün sesi çalıyor. Yeniden başlatalım. Yeniden başlatmadan önce oyunu biraz kolaylaştıralım. Mesela yer çekimini biraz düşürelim. Çok düşük olsun. Bakalım. Oyunun kuşun ilerleme hızını da biraz daha yavaşlatalım. Kanat çırpmayı da biraz daha kısa tutarsak kontrol daha çok bizim elimizde olur. Çalıştıralım bakalım. Evet. Yeterli olmadı oyunun kolaylaşması için. Başka ne yapabiliriz? Bakalım şuradan. Evet. Boruların arasındaki şu iki nesnenin arasından geçmem gereken nesnenin arasındaki boşlukları çok geniş tutalım. Kanat çırpmayı kısa yapmamız çok fazla işimize yaramadı. Yer çekimini düşük yapmamız da işimize yaramadı. Onu normal yapalım. Çalıştığı zaman hızını yavaş yapalım. Bakalım. Şu anki değişiklikler oyunu bizim için kolaylaştıracak mı? Evet, aranın daha fazla olması oyunumuzu kolaylaştırdı. Evet, oyun bitti. Şimdi tabii oyunun kuralları bizim elimizde. İstediğimiz gibi bu kuralları değiştirebiliriz, düzenleyebiliriz. Mesela biraz daha oyuna renk getirmek için bir engel geçildiği zaman oyunun oyuncusu, yani bu sarı kuş, burada bakın birçok farklı karakter belirlemiş. Bir de rastgele var. Herhangi bir engel geçildiğinde bu karakter rastgele olarak değişsin. Daha sonra borunun, yani şuradaki yeşil boruları ayarlama var. Herhangi bir engel geçildiğinde bu borular da rastgele olarak değişsin. Bir de arka plan var. Herhangi bir engel geçildiğinde arka plan da rastgele olarak değişsin. Ve zemin en son olarak. Zemin de rastgele olarak değişirse herhangi bir engel geçtiğim zaman ekrandaki tüm nesneler farklı bir görünüme değişecek. Bakalım. Birinci nesneye geçtim. Bakın bütün nesneler değişti. Arka plan, engeller ve hareket eden nesne. Evet. Şimdi burada yeniden başlatalım. Skoru siliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Kurallar benim elimde. Yere çarptığında oyun bitmesin.
Oyun bitmesin yere çarptığında. Onun yerine kuş kanat çırpsın. Çok uzun bir mesafe kanat çırpsın. Yani yere çarptığında kuş yukarıya doğru otomatik olarak ilerleyecek. Bir engele çarptığında da oyun bitmesin. Kuş küçük bir mesafe, çok kısa bir mesafe kanat çırpsın. Ve bir zıplama sesi, bir yere çarptığında da yine bir zıplama sesi çıkarsın. Böylece oyun hiç bitmeyeceği için, oyunun kurallarını değiştirdiğimiz için oyunun kolay olmasına da gerek yok artık. Oyun hızlı olabilir. Kanat çırpma yine normal kalsın. Şuradaki çok geniş boşlukları artık geniş olmasına gerek yok. Hatta bu komutu çalıştığı zaman değil, bir kere ayarlamayalım. Bunu her engel geçildiği zamana eklersem ve bunu random dersem, nesnelerin arasındaki boşluklar her engel geçildiği zaman farklı bir birimde değişmiş olacak. Eğer bunu çalıştığı zaman eklersem ne oluyordu? Oyunun başında bir kere çalışıyordu ve ayarladığı boşluk oyun boyunca korunuyordu. Şimdi bakalım oyunumuz nasıl bir hale gelmiş. Çalıştıralım. Evet, yere düştüğü zaman zıplıyor. Herhangi bir şeye bastığı, dokunduğunda zıplıyor. Aradan geçersem de yine puanı kazanıyorum. Ama eğer çarparsam puan kazanamıyorum ama oyunum ilerlemeye devam ediyor. Çünkü kurallarda oyunu bitirmek için gereken oyunu bitir komutunu kullanmadık. Bunun yerine sürekli devam edebileceğimiz şekilde oyunun kurallarını değiştirdik. Evet, bu adrese girerek siz de kendi oyununuzu tasarlayabilirsiniz.